mide botoksu ve mide balonunu konuşacağız. Genel cerrahi uzmanımız operatör doktor Hasan Nice bizlerle birlikte olacak. Ve Hasan hocamıza ilk sorumuzu yönlendirelim. Mide botoksu nedir? Şimdi kilo vermede, morbid obezite de tabii ki mutlaka ameliyata giden bir süreç var ama eğer ki vücut kitle endeksimiz 30 ile 35 arasında çıkıyorsa, ki bunu da şöyle hesaplıyoruz, boyumuzu metre cinsinden birbiriyle çarpalım, ardından da kilomuzu bu çıkan değere bölelim. Eğer bu 20 ile 25 ise normal, 25 ile 30 arasındaysa hafif kilolu, 30 ile 35 arasındaysa obez, 35'in üstü morbid obez. İşte onlar artık sleeve gastrectomy dediğimiz tüp mide ameliyatını yapıyoruz. Ama o seviyeye gelmemiş, kilolu, işte şeker hastalarına gidiş, tansiyona gidiş olan hastalarımıza ilk başta kilo verdirmek için en temel başlangıç aşaması mide botoksu. Çünkü uygulaması rahat. Hastalar hiçbir şekilde hastanede yatması gerekmiyor. Ve biz mide botoksunu, bildiğimiz bu botoks dediğimiz ilacı, midenin 22 ayrı bölgesine bunu uyguluyoruz. Ondan sonra bu birçok şeye yol açıyor, etkiye yol açıyor. Bunların en başında da çabuk tokluk hissinin gelmesi, ardından mide boşalımının gecikmesi. Bunlar hepsi tok olarak kalmamıza neden olur. Tabii mide botoksu herkese uygulanıyor mu? Yoksa belli hastalarınıza mı uygulanıyor? İşte bu body mass endeksi çok önemli burada. Biz diyoruz ki 30 ile 35 body mass endeksi arasındaki olan kişilere mide botoksunu öneriyoruz. Direkt ameliyatı önermiyoruz. Evet. Bu mide botoksuyla, çünkü bu tür gruba giren hastalarımız yaklaşık bir 17-18 kilo, 20 kiloya kadar verebiliyor. Bu da onların normal body mass'a inmesini sağlıyor. Kilo verme tabii böyle hızlı mı gelişiyor? Yoksa yanında işte mide botoksundan sonra spor öneriyor musunuz? Yediklerini tepki ediyorlar mı? Hastalar burada kendilerini nasıl hissediyorlar? Şimdi mide botoksunda en önemli şeylerden birisi gerelin dediğimiz açlık hormonunun salgılandığı fundus bölgesine de yapıyoruz. Evet. O zaman açlık hormonu, yani beyne sinyal giden, ben açım diyen hormon seviyesi düştüğü için çok kolay acıkmıyorsunuz. Bir de midenin boşalımı geciktiği için midede yediğiniz yemekler daha uzun süre kalıyor. Bu da tokluğa yol açıyor. Ama bunların tek başına yeterli mi? Tabii ki çok büyük kolaylaştırıcı. Neyi kolaylaştırıcı? Diyeti kolaylaştırıcı. Mutlaka diyoruz ki diyetisyenle birlikte gidilmeli. Yani diyetin başarı oranını %100'e çıkarıyor. Ondan sonra sporla yine kaloriyi yakmak, yediğiniz şeyle, diyetle kalori miktarını azaltmak, bunlara çok kolay adapte olmanızı sağlıyor. Süresi 6 ay. Botoksun belli bir etki süresi var. Yaptığımız zaman birinci haftada başlıyor ve genelde de 6 ay kadar bir süre etkisi devam ediyor. Peki bu 6 ay içerisinde kişi ne kadar kilo verebiliyor hocam? 20 kilo civarında hedefimiz var. Ama genelde 18, 20, 15 o civarda veriyorlar. Zaten fazla kiloları da hemen hemen o kadar bu grup. Peki bu 6 aydan sonra tekrar mide botoksu yaptırılabilir mi? Yapılabilir. Şimdi şöyle, 6 ay sonra etkinliği gidiyor. Evet. Geçiyor çünkü belli bir yarılanma ömrü var ilacın. 6 ay sonra bu başarı yakalandıysa bir 6 ay daha tekrar bir botoks uygulaması yapılır. Esnada işte 20 kilo verdiği bir kişi botoks yaptırmadı. Tekrar kilo alabiliyor. Şimdi bir de beslenme düzeni değişiyor. Evet. O düzene alışıyor. Dolayısıyla hani hiçbir zaman eski kilosuna gelmez ama bunu sürdürme şeyi biraz da hastanın kendisiyle alakalı. Yani hasta kendisi bu 6 aylık süreç içerisinde alıştırabilirse. Evet, evet. Bir hayat tarzı, evet, yaşam tarzı, beslenmeyi ona göre bir düzene sokmak bunu da sağlıyor. O nedenle hemen çok hızlı kilo alımları görmüyoruz. Peki, mide botoksunu yaptığınız zaman hastanede kalıyor mu? Yoksa normal hayatına devam edebiliyor mu? Bu güzel tarafı bu botoksun.
Botoksu uygulama işlemi yaklaşık bir 15-20 dakika kadar bir süre. Normal endoskopi ile yapıyoruz bunu. Endoskopi ile giriyoruz. Hem bir mideyi kontrol etmiş oluyoruz. Herhangi bir başka bir ülser var mı? Herhangi bir tümör olabilir, rastlantı. İç hastalığı da belli etmeyebilir kendini. Hem bir kontrol olmuş oluyor. Ardından da hedeflediğimiz bu 22 noktaya botoks ilacımızı noktalara birer cc halinde komple enjekte ediyoruz. Ardından hastamıza sedo analjeziyle uyutuyoruz. Yani bir narkoz değil, hafif bir sersemleme gibi düşünün. Ardından da onun antidot ilacını veriyoruz. Hasta hemen kendine geliyor. Bir 10-15 dakika daha dinlendiriyoruz. Sonra da evine gönderiyoruz. Yani hastanede kalmıyor. Kalmıyor. Peki mide botoksunun yan etkileri var mı? Şu ana kadar bir yan etkisi yok ama yok çok aşırı dozda yapılırsa. Onların çünkü kilo başına belli bir bizim doz ölçümüz var. Aşırı bir doz yapılırsa botoksun sistemik etkileri olabiliyor. İşte çift görme olabilir. Ondan sonra bazı bölgelerde uyuşma, halsizlik vesaire gibi şeyler olabilir ama bunları çok yüksek doz yaparsanız görüyoruz. O dozlara zaten erişmemiz imkansız. Peki hocam, kişi mide botoksuna karar verdi. Hı hı. Bundan sonraki süreçleri nasıl takip ediyor hasta ve sizler? Anladım. Hastamız şimdi geliyor, hastamızın body mass index'ine bakıyoruz. Evet. Diyetisyenimizle görüştürüyoruz. Ardından da hastamıza bir randevu verip botoksumuzu soğuk zincirle gelmesi gerekiyor çünkü. Ne diyor soğuk zincir? Soğuk zincir, bu ilacın hiçbir zaman ısınmaması gerekiyor. Yani depodan, fabrikadan çıktığından son kullanıcı bizim elimize gelene kadar bunun soğukta kalması gerekiyor. Evet. O çok önemli, yoksa etkinliğini yitirir. Ve birkaç çeşit botoks var. Birkaç farklı firmanın botoksları var. Mide botoksunda biz genelde çok etkili olan Dysport kullanıyoruz. Bunu soğuk zincirle geliyor, hastaya işlem sırasında çıkartıyoruz. Ondan sonra hazırlayıp hemen uygulamasını yapıyoruz. Yani işlem 10-15 dakika, enjeksiyonlarımızı yaptıktan sonra da hastayı zaten diyetisyenimiz takibi alıyor. Diyetisyenimizin takibi, evet. İşte ağır yemekler yemeyecek, belki ağır kaldıracak, ağır sporlar yapmayacak. Yani kilo vermede biz hep yağdan vermesini istediğimiz, evet, için bu arada beslenme programını ona göre ayarlamak gerekiyor ki kastan erimi olmasın. Diyetisyenimiz takiplerinde ne kadar yağdan gitti bunları görüyor. Ona göre diyet programında değişiklik yapılıyor. Tabii Hasan Hocam, kilo vermenin farklı farklı yöntemleri, evet, botoksa bunlardan biri. Geçmişte de mide küçültme ameliyatları, evet, yapılıyordu. Hala devam ediyor mu mide küçültme ameliyatları? Tabii mide küçültme ya da tüp mide ameliyatı dediğimiz, evet, sliv gastrektomi tıpta kullandığımız diyeyim. Bu zaten kilo vermenin en baş ve en iyi yöntemi. Bu da 3 gün mutlaka hastanede yatış gerektiriyor. Mutlaka ameliyat öncesi hazırlıklarımız oluyor, testlerimiz oluyor, onları yapıyoruz. Ameliyatımız kapalı yöntemde oluyor, yani laparoskopik dediğimiz. Ameliyattan sonra hastalar çok fazla ağrı çekmiyorlar. Üçüncü günde hastayı su ve sıvı gıdalara başlatarak taburcu ediyoruz, kontrollere gelmek üzere. Onda da yine diyetisyenimizin kontrolünde oluyor. Mide botoksunda da tabii, tabii, sıvı gıdalarla. İlk bir hafta sıvı gıda öneriyoruz, evet, onları da. Bunları zaten diyetisyenimize hep söylüyorum. Protein tozları ekliyoruz mutlaka tedavilerine. Bunlar yağdan kaybı, kastan kaybın olmamasını sağlıyor. Peki hocam,